İnsan sağlığı üzerindeki spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez skandalın adresi Ordu. Üstelik iddialar oldukça vahim. Kamu milyonlarca lira zarara uğratılırken vatandaşın sağlığı da hiçe sayılıyor. Ordu Sağlık İl Müdürlüğü'nün 6 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirdiği bilgi yönetim sistemi hizmet alımı ihalesi deyim yerinde ise Ordu'yu karıştırdı. Zamanlaması, süresi ve şartnamesiyle birçok soru işaretini barındıran ihale Ordu'da tüm sağlık sistemini çökertti. Kamuya bağlı hastanelerde uzun süredir büyük bir karmaşa yaşanıyor. İddialara göre ihaleyi alan Antalya merkezli firmanın sistemi ihale şartnamesindeki birçok kriteri barındırmıyor. Altyapısında ciddi sıkıntıları olduğu ileri sürülen yeni sistemse başta faturalama olmak üzere mevcut veri otomasyon sistemlerini desteklemiyor. Skandalsa bu noktada başlıyor. Çünkü kamu hastanelerinin ortak kullandığı bilgi yönetim sistemine veriler işlenemiyor. Hastaların ne geçmişe dönük ne de anında yapılan tahlilleri, raporları sistemde görülemediği için de teşhis ve tedavilerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Doktor reçete yazamıyor, hastaya eczanede çift muayene ücreti çıkıyor. Ya da erkek bir hasta yaptırdığı kan tahliliyle hamile olduğunu öğreniyor. Bir de kaderi şans oyunlarını aratmayan kimlik numaraları var. Sağlık Bakanlığı'nın sistemde kayıtlı protokol numaralarıyla vatandaşın kimlik numaraları birbirini tutmuyor. Yani durum bu kadar trajikomik. Ancak bunlar en masum sorunlar. Oysa sağlanamayan veri akışı insan hayatını tehlikeye sokan ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Tıpkı diyaliz ve kanser hastalarında olduğu gibi kanser hastalarının sistemde görünmeyen tahlil, rapor ve ilaç takibi nedeniyle tedavi süreci büyük riske giriyor. Diyaliz hastaları da ilaçlarını alıyor ama hiçbir kayıt girişi yapılamıyor. Yine çöken sistem nedeniyle röntgen, ultrason, tomografi gibi görüntüleme, kan tahlili gibi laboratuvar işlemlerinde de ciddi sıkıntılar var. Hasta ve sağlık çalışanları çoğu zaman karşı karşıya geliyor. İnsan canının bu denli göz ardı edildiği yaklaşık 60 gün geçti. Ama eğer çözüm üretilmezse Ordu bu kabusu yaklaşık 3 yıl daha yaşayacak. Yine iddialara göre 700 bin TL bedelli ihale kamuyu da 2 ayda yaklaşık 11 milyon TL zarara uğrattı. Sisteme gönderilemeyen bilgiler nedeniyle faturalama işlemlerinde de pusula şaştı. 2 aydır gider kalemi spor toto mantığıyla gönderiliyor Sağlık Bakanlığı'na. Yani gerçek dışı faturalar geçmiş ayların verileri baz alınarak tahmini bir şekilde düzenleniyor. Üstelik muayene, ameliyat, tedavi, yoğun bakım, ambulans hizmeti, ilaç ve malzeme giderleri gibi her kalem için masraflar yuvarlak hesaplanıyor. Doktorlar ve bazı sağlık çalışanları da döner sermayeden faydalanamıyor. Özetle hastanelerde yaşanan veri ve barkod sistemindeki sorunlar nedeniyle sağlık hizmetleri neredeyse durma noktasına geldi. Skandalda ikinci perde ise bu vahim tablonun sümen altı edilmeye çalışılması, bu kadar mağduriyete göz yumulması. Öyle ki bu iddiaları destekleyen birçok belge yaşanan sıkıntıların adeta feryada dönüştüğü birçok şikayet ve ihbar dilekçesi mevcut. Ordu'da hizmet veren kamu hastanelerinde görevli başhekimler, doktorlar, hemşireler, arşiv ve laboratuvar çalışanlarının imzalarıyla Sağlık İl Müdürlüğü'ne gönderilen belgeler pes dedirtiyor. Peki bu kadar soruna kim ya da kimler göz yumuyor? İşte asıl bu sorunun cevabı yanıt bekliyor. Çünkü skandalda 3. perde Sağlık İl Müdürü, Destek Hizmetleri Şube Başkanı ve Satın Alma Müdürünü hedef alan çarpıcı iddialarla aralanıyor. Sağlık İl Müdürü'nün hastane bilgi yönetim sistemi ihalesini alan Antalyalı firmayla şahsi diyaloğu bulunduğu ve ranta bağlı imzaların atıldığı iddia ediliyor. Sistemdeki sıkıntıları fark eden kişilerse baskı ve tehditle sindiriliyor. İşlemlerin sorunsuzca yapıldığına dair hazırlanan gerçek dışı beyanatların bulunduğu belgelerse asıl sorumluları yerine taşeron işçiler üzerinden imzalanıyor. Kurnazlık yapılırcasına resmi sorumlular geri planda kalırken işten çıkarılma korkusu yaşayan ya da görevde yükselme vaadi verilen çalışanlar piyon olarak kullanılıyor. Tabi bunlar da iddialar arasında. Öte yandan 750 bin Ordulu'ya ait tüm sağlık verilerinin tombaladan çıkacak rakam gibi şansa bağlı olduğunu anlatan, sorunun ciddiyetine dikkat çekilen ve acil çözüm istenen 25 dilekçeye ne oldu?
Niye Sağlık İl Müdürlüğü makamına gönderilen dilekçeler dikkate alınmadı? Muhallikten arıyorlar bakalım. Alo. Oldukça şaibeli olan bu konunun araştırılması, yetkililerin acilen duruma müdahil olması bekleniyor.